Merhabalar, Multitek Teknoloji yeni bir cihaz tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle manuel optik video ölçüm makinesi MTS3020 adlı cihazımızı tanıyacağız. Bu cihazımızla uzak nokta, doğru, dairesel, elips, açı, eğri, uzunluk, genişlik, yükseklik, delik mesafesi, kalınlık, her türlü geometrik şekil ölçümünde hassas olarak ölçümlerinizi yapabilirsiniz ve bu cihaz üzerindeki yazılım üzerinden bunları kaydedip kullanabilirsiniz. Cihazımız temel parçalarına bakacak olursak bir adet kasamız mevcut, ekranımız, video ölçüm cihazımız, yanında bir adet program belleği, ölçüm masterı ve gerekli belgelerle beraber yanında sizlere gelmektedir. Cihazımızda öncelikle programın çalışabilmesi için bir adet USB kartımızı USB girişimize takıyoruz. Eğer bu kartı bu şekilde takmazsanız cihaz programınız ilk açılışta hata verecektir. Daha sonrasında ise ölçüm masterımızı içinde bulunan kutumuzun içinden çıkarıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra şu şekilde alt tarafta bulunan cam yüzeyimize yerleştiriyoruz. Daha sonrasında sağ taraftan gerekli yazılım programımızı açıyoruz ve bu şekilde bizi bir ekran karşılıyor ilk etapta. Bu ekranımızda şimdi yan tarafta bulunan kızak vasıtasıyla masterımıza yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Şöyle kameramızın yaklaştığını da zaten görüyorsunuz. Yavaş yavaş aşağıya doğru indirdiğimizde bu şekilde bir görüntü belirlemeye başlıyor. Daha sonra buradan görüntümüz netleşince ileri aşağı doğru indirmeyi durduruyoruz. Yine şurada kameramızın lensinin üzerinde bulunan zoom out, zoom in kısmından ise şu şekilde bir yaklaştırma, uzaklaştırma yapabilmekteyiz. Gördüğünüz gibi biraz daha uzaklaştı. Şimdi tekrar 1x konumuna aldım. Şöyle aldığımda şu an 2x konumuna getiriyorum. Biraz daha yaklaştığımda ise 3x konumuna geliyor. Daha sonra buradan da alt tarafta bulunan iki adet switch'imizden de aydınlatma ayarını yapıyoruz. Bu şekilde şöyle netliği yakaladığımızda sol taraftaki aydınlatmamız şu şekilde gördüğünüz gibi üst tarafta bulunan aydınlatmayı açıyor. Yine sağ tarafta bulunan da alt taraftaki aydınlatmamızı açmaya yarıyor. Bu cihazımızda yani şuradan netliğimizi ayarladığımızda yine mouse'umuzu şuradan ekranın üzerine getirdiğimizde sağ tarafta daha büyütülmüş halde yani 10x buradaki görüntüden 10 kat daha fazla büyüyecek halde şurada bir görüntümüz oluşuyor. Buradaki netlik sizin istediğiniz seviyeye gelinceye kadar şuradan küçük bir ışıkla ayar yapmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde şuradan çok hassas bir şekilde ayarlamalarınızı yaptığınızda zaten burada gördüğünüz gibi bir çizgi şeklinde daha da netleşiyor görüntümüzün kalitesi. Daha da yaklaşıyor. Şimdi programımızın kullanımına bir bakalım. Ekranımıza geldiğimizde ise bizi şöyle bir ekran karşılıyor. Şimdi alt tarafta bulunan özelliklerimize bakalım. Üstlerine geldiğimizde bize kısa bir açıklama, İngilizce kısa bir açıklama vermektedir. Şuradan point mesela bir nokta işareti koymamıza yarayan özelliğimiz. Mesela şöyle üzerine tıkladığımızda şöyle geldik, herhangi bir yere tıkladığımızda bir nokta işareti koyar. Şuradan sağa tıkladığınızda oraya da kaydeder. Şu sağ alt taraftan da koyduğunuz nokta işaretini size point 1 olarak işaretlemesini yapar. Yine yan taraftaki bulunan nesne ağacımızda da burada size bir adet nokta olduğunu burada gösterir. Ekran üzerinden de seçebilirsiniz. Bunu tekrar seçip delete tuşuna şöyle tekrar geliyorum üstüne. Öncelikle ESC'ye basıyorum. Tekrar seçip evet tuşuna bastığımızda da silebiliyorsunuz bu noktamızı. Yine aynı şekilde tekrar üst üste tıkladığım için birkaç tane nokta yapmış oldu. Bunları buradan tekrar sildikten sonra otomatik olarak şuradan ekranımız boşalıyor. Bunun mesela bir yan tarafta rectangle dikdörtgen çizmek istiyoruz. Üstüne tıkladık. Üstünde mouse'umuzu beklettiğinizde size kısa bir açıklama yapabiliyor. Yani burada söylemek istediği şu, çizmek istediğiniz dikdörtgenin öncelikle
ilk kenarından 2 adet nokta seçiniz. Daha sonra diğer kenarlardan ise tam ortalarına gelecek şekilde birer adet nokta seçmenizi istiyor buradan. Şu şekilde yapıyorum. Biz tabi burada kabataslak bir çizim yaptığımız için bazen hatalar alabiliyoruz. Şimdi şuradan bir kare çizmek için geliyoruz öncelikle. Zaten üstüne geldiğinde şöyle bir uyarı veriyor. 2 points from the first side. İlk kenardan şu şekilde 2 adet nokta seçin diyor. Daha sonra diğer kenarların ortasından birer tane de nokta seçmemiz gerekiyor. Şuradan şöyle seçtik. Bu şekilde bize bir şurada pembe olarak zaten bize dikdörtgenimizi gösterdi. Şu sağ tarafta da ağacımıza bir adet rectangle yani dikdörtgen ekledi ve bize ölçülerini verdi. Center point merkez noktası şu an x konumunda 0.318 konumunda, y'de ise -0.053. Uzunluklarına baktığımızda 0.883, genişliği de 874 olmak üzere bir ölçü de bize bu şekilde verdi. Genel olarak yani ölçüm mantığı da bu şekilde çalışıyor. Şuradan save dediğinizde yine istediğiniz şeyden nedir? Masa üstüne mesela kaydedelim biz bunu. Şuraya da şu şekilde deneme diye bir isim veriyoruz. Save dediğimizde şimdi bunu kaydetmiş olduk. Masa üstünde de deneme diye bir klasörümüz oluştu. Bunu yine buradan birlikte aç seçeneğiyle beraber açabiliyorsunuz. Yine farklı özelliklerde şuradan Word dosyası olarak da kaydedebiliyorsunuz. Yine almış olduğunuz ölçüleri yine şuradan şu şekilde geriye geldik. Şöyle bir rectangle olarak oluştu. Buradan rectangle'ımızı gördük. Word'e bastığımızda da bu şekilde size bir çıktı olarak veriyor. Yine burayı kaydetmiyoruz. Daha sonra Excel tablosu olarak veriyoruz. Buradan verdiğimizde de yine bu şekilde temel bir Excel tablosu şeklinde bir çıktı bize verecektir. Üst tarafta da yine isim, tarih gibi özellikler yine burada mevcuttur. Yine no dedi. Yine yan tarafta DXF formatında veyahut da PDF formatında da çıktı alabilmektesiniz. Yine buradan milimetre, inç, mikron dönüşümlerini yapabiliyorsunuz. Yine şurada bulunan el işaretiyle sağ alt tarafta bulunan grafik şemayı hareket ettirebiliyorsunuz. Yine mouse zoom kısmında ise şöyle üzerine tıkladığınızda yine zoom in, zoom out özelliklerini buradan aktif edebiliyorsunuz. Genel program mantığı temel olarak burada bu şekilde belirtiliyor. Ölçümlerinizi dediğim gibi şu sağ üstte nesne ağacının hemen yanında temel parametrelerini görebilmektesiniz. Sağ tarafta bulunan detaylı görünüm ekranında ise sağ tıkla zoom out yapabiliyorsunuz. Yani burada az önce ben 10x yakınlaştırma üzerinden çalışırken şimdi sağ tıkla her bastığımda 1x geri alacak şekilde bir zoom out yapıyor. Yine sol tıkla bastığımızda da daha da yakınlaşıyor. Bu şekilde bir kullanımı vardır. Onun dışında geri kalan özellikler yine kullanım kılavuzunda belirtilmektedir. Zaten dediğimiz gibi üstüne geldiğimizde de temel kullanımlarını yine program size göstermektedir. Alt tarafında bir açıklama barı şeklinde. Bugün sizlerle Multitek MTS3020 manuel optik video ölçüm makinemizi tanıdık. Yeni videolara da beraber olmak dileğiyle esen kalın, hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin.